Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Benzersiz, çok lezzetli, oldukça da kolay, 7'den 70'e herkesin kolaylıkla yapabileceği, böyle kalıp falan kullanmanıza da gerek kalmayacak nefis bir pasta tarifi geliyor. Bol kremalı bir pasta hazırlayacağız. Öncelikle 6 su bardağı kadar sütümüz var. İçine birer çay bardağı oluşan nişasta ve unu ilave ettim. Daha sonra 2 yumurta, şeker. Bu şekilde güzelce pişireceğim. Pişirdikten sonra içine yarım paket kadar ister margarin isterseniz de 125 gram tereyağı ilavesinde bulunabilirsiniz. Burada yağ dengesini sağlıyoruz, lezzetlendiriyoruz. Varsa eğer evinizde böyle bir beyaz çikolata da içine ilave ederseniz hem lezzet hem de kıvam verecektir. Yaklaşık 100 gram kadar beyaz çikolata ilave ettim. Şekerli vanilya ilave ettikten sonra mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum. Bu çırpma işlemi gerçekten çok önemli. Bu tamamen pastanızın kıvamını etkileyen bir durum. Bundan 1,5-2 bardak kadar Şöyle kenara ayırıyorum muhallebisinden, kenara ayırıyorum. Bunun için ayrı bir katman oluşturacağım. Daha sonra kalan muhallebinin içine sıcak sıcakken e, bu şekilde etmekleri kırarak atıyorum. Aslında burada bir yalancı profiterol tarifime e, uyarladım da diyebilirim, bu tarifi ona uyarladım da diyebilirim çünkü bizim e, kimin evinde ikram ettiysem ya da benim evimde kime ikram ettiysem bayıla bayıla yediği çok herkesin sevebileceği bir tarif. İsterseniz bundan bir doğum günü pastası dahi Çıkartabilirsiniz. Şimdi güzelce bütün etmekleri bir paket kadar etimeki e, kremamla buluşturdum. Sıcak sıcak buluşturuyorum, tekrar söylüyorum ve etmekleri herhangi bir sütle falan ıslatmadım. Sadece kremanın fazla sütünü çekecekler, o şekilde bir e, taban oluşturacaklar aslında. Şimdi kenara ayırdığım muhallebim var. Bir de en üst katmanını çikolatalı katmanı yapacağım. Çikolatalı sos kullanabilirsiniz ya da ganaj hazırlayabilirsiniz. Ben bugün yarım paket kadar çikolatalı sos kullandım. Doktor Ötker'in bu hazır çikolata soslarının yarısını kullansanız yeterli gelecektir. Şimdi bu bir akışkan kıvam. İsteyen bunu da isteyebilir elbette ama ben böyle üstünde kalsın istiyorum. O yüzden içine 75 gram kadar çikolata ekledim. Donduğu zaman üzerinde kalan bir tabak olacak. Geride kalan muhallebinin içine 2 yemek kaşığı toz krem şanti, 2 yemek kaşığı hatta 3 yemek kaşığı da krema ilave edip çırpıyorum. Şimdi burada krem şanti kullanmak istemiyorsanız 5 yemek kaşığı kremayı ilave edin. Yok ben krem şanti kullanacağım krema kullanmayacağım Tuba'cığım derseniz de krema yerine süt ilave ederek. Sadece krem şanti ile de bir lezzet, bir kıvam verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın alttaki muhallebi de ne kadar farklı bir kıvam oluşturuyor. Sadece 2 yemek kaşığı krem şanti ve 3 yemek kaşığı krema ile birlikte bu hale geldi. Bu böyle yağlı lezzetli bir katman üzerinde. Çok sevilen bir katman. Şimdi bunun üzerine soğuttuğum çikolata sosumu dökeceğim. Dediğim gibi çikolata sosunu benim gibi içine çikolata katarak yaparsanız hem lezzetlenir hem de tok duracaktır. Yani donacaktır çikolata ve üzerinde böyle bir sağlam bir katman olacaktır. Bunu en az bir gece boyunca buzdolabında bekletirseniz lezzetine lezzet katarsınız. Çünkü bu şekildeki yaş pastalar mutlaka bir gece buzdolabında dinlenmeli. Şimdi bunu ben bugün kalıpta yaptım ama sizler dilerseniz borcamlarda fırın kaplarında da yapabilirsiniz. İstediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Bir kaşık pastası gibi bir de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman bir doğum günü pastasına bile çevirebileceksiniz yapabileceğiniz bir pasta. Değişik bir pasta olacak. Şimdi kaçmanın şöyle kenarlarını sıyırdım. Ve geriye kalan az bir çikolatam vardı. Şöyle ben sürü erittim ve üzerine bu şekilde bir süs yaptım. Dilerseniz fındık fıstık da serpebilirsiniz şimdi şöyle bir dilim keseceğim ve size kıvamını göstereceğim sadece böyle kelepçeli kek kalıbında değil bu borcamda da yapsanız böyle bütünlüğünü koruyan bir dilimler çıkartacağınıza emin olabilirsiniz böyle daha yüksek daha tabakta gösterişli olsun derseniz de kelepçeli kek kalıbını da kullanabilirsiniz çatalın şöyle nasıl pastada kaydığını lütfen dikkat edin hani lezzetinden çok elbette ki kıvamı da çok önemli İçindeki kremanın yağ oranı çok önemli eğer içinde yani yeterince tereyağı ya da işte böyle yağlamazsanız, krem şantilemezseniz daha böyle çocuk maması gibi bir şey yiyor olursunuz. Mutlaka içine koyduğunuz malzemeler çok çok önem arz ediyor. Bakın şöyle çatalla ne kadar kolay bölündüğüne bakın. 7'den 70'e herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif oldu. Dediğim gibi böyle kek pişirmekle uğraşmadan katlar arasında uğraşmadan kolaylıkla yapabileceğiniz, herkesin yapabileceği bir tarif, bir pasta olsun istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Yaparsınız ve lezzetine siz de bizim gibi bayılırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.